Sokakta scooter'a binen yeğenini gördü, aklınca korkutarak şaka yapmak istedi. Ama o şakanın sonunda kimse gülmedi. Sorumsuz amcanın çarptığı yeğen hastanelik oldu. Arabayla şaka yapayım derken üzerine gelince kaza oluşmuş burada. Aklınca şaka yaptı, yeğeninin üzerine aracını böyle sürdü. Bir dışarı çıktım ki scooter'la yukarıdan gelen bir araç kaza yapmış. Esenyurt'ta 20 yaşlarındaki genç bu sokak üzerinde scooter'ıyla geziyordu. Karşı yönden gelen amcası onu gördü ve akıllara ziyan bir şaka yapmaya kalkıştı. Arkadaşlar da zaten akrabaymış. Araçtaki arkadaş amcasıymış. Direksiyonu ona doğru kırdı. Yeğeni hızlıydı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle yeğeni bir yana, scooter'ı bir yana savruldu. Scooter çarpmanın etkisiyle bizim iki tane taksimiz vardı burada. Onlara da ufaktan hasar vermiş. Yeğeni acı içinde kıvranırken araçtan indi, ağır adımlarla yanına gitti. Yaralı yeğen hastaneye kaldırıldı. Neyse ki kazayı ucuz atlatmıştı. Amcasını affetti. Ondan şikayetçi olmadı. Bacağında bir çarpmanın etkisiyle bir hafif bir ezilme var ama sıkıntı yok. İstanbul Esenyurt'ta Kamerunlu bir site sakini yüksek gelen elektrik faturasına öfkelendi. Soluğu kız arkadaşıyla birlikte yöneticinin yanında alınca da arbede çıktı. Diye elinde bu ve vurmaya çalışıyor. Önce kes sesini dedi. Bize saldırıyor. Boğazına saldırmaya başladı. Ve seni öldürürüm, seni boğazlarım. Bize küfür ediyor ve bana neyi kaldırıyor? Yönetici ve Kamerunlu site sakini karşı karşıya geldi. Yüksek fatura kavgası çıktı. Elektriğimiz kayıp ve bize bunu yapıyor. Yönetimdeymiş, yönetim başkanıymış. Kollarımın ve vücudumun her yerinde morluklar var. Bu adam siyah diye elinde bu ve vurmaya çalışıyor. Spor eğitmenliği yapan Evan Moka 4 ay önce Esenyurt'taki bu siteye taşındı ama iddiasına göre elektrik faturaları yüksek geliyordu ve bu durumdan oldukça şikayetçiydi. Şantiye elektriği kullanılan sitede faturaları yönetim belirliyordu. Neden bu kadar fatura geliyor ben anlamıyorum. Işığı bile yakmıyorum. Burası 1+1 ve aylık yani 500-600 TL elektrik geliyor. İddiaya göre dün sabah oturduğu dairenin elektrikleri kesilince öfkelendi. Evan Moka tam olarak Türkçe hakim değildi. Derdini anlatabilmek için arkadaşı Nilay Çaybaşı'nı çağırdı ve birlikte danışmaya gittiler. İddialarına göre orada saldırıya uğradılar. Bana doküman verir misiniz dedim ve hiçbir şekilde bana doküman vermedi. Sadece hanımefendi telefona bakıyor, işte bu. Tartışma alevlendi. Görüyorsunuz bu adam. Eline sopa aldı, bana vurmaya çalıştı. Bu adam siyah diye elinde bu ve vurmaya çalışıyor. Nilay Çaybaşı o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Videoyu çektiğimde sopayı bıraktı. Sopayı bıraktıktan sonra dışarı attı. Bu adam, bu adam zorla içeri sokup onu susturmaya çalışıyor. Gerginlik bir süre sonra bitti. İki tarafta birbirinden şikayetçi olmadı. Siyahi erkek arkadaşım var.